Mesela Türk İslam Birliği konusunda Türk parlamentosu kuruldu. 28 Müslüman ülkenin girişimiyle İslam ortak pazarının kurulması için anlaşma yapıldı. Bu bizim bu konuyu benim bu konuyu gündeme getirmemden sonra Allah'ın izniyle bizlerin bu konunun üstünde durmamızdan sonra olan gelişmeler bunlar. Müslüman ülke arasında vergi indirimine gidilmesine ve ticaretin artırılmasına karar verildi. Ahmadinejad Türkiye Hicretinin Sünni bir menakasında namaz kıldı. Türkiye'nin ilerlemesini kendi ilerlememiz gibi görüyoruz. Biz kardeşiz, aynı dine mensubuz. İki ülke arasında işbirliği büyük güç oluşturabilir. Bu güç bölge ve dünya barışının tesisinde kullanılabilir dedi mesela. Bu muazzam bir gelişme. Çünkü onlar Sünni Şii ayrımı var zannediyorlardı. Sünni imam arkasında namaz kıldı Osmanlı Camii'nde. Konu bitti.